Teşekkür ediyorum. Elbette Türk yerinde duran değil, can hakimiyeti mefkuresiyle başlayan, ilahi kelimatullah davasıyla taşlanarak devam eden, dinamik bir yaşam tarzını bir kültürel pratik olarak ifade etmiş bir milletin adıdır. Bu milletin devletleşme süreci, tarihin seyri ve akışı içerisinde aynı zamanda birden farklı coğrafyada birden fazla devletleri her daim olmuştur. Türk hiçbir zaman bir tek devletle yetinmemiş, değişik coğrafyalarda aynı anda farklı devletlere sahip olmuştur. Ve bunun ötesinde de insanlığa barışı, huzuru, kardeşliği götürebilmek için Türk'ün organize olarak vücut bulan, vicdanının ve insanlığının ifadesi olan Türk askeri de METE'nin adeta onlu sistemi kabul etmiş olduğu ve tahta çıkış tarihi olarak kabul ettiği 209 yılını esas olarak kabul eder. Milattan önce 209 yılından bu tarafa Türk ordusu dünyaya nizam verme, insanlığa adalet götürme noktasında misyon üstlenmiştir. İşte bu arzu, bu düşünce şiirlere, şairlere ilham kaynağı olmuştur. Şu kopan Türk ordusudur ya Rabbi diye Yahya Kemal'in o beyitlerinde anlam bulan fetihlerden gelenlere duyulan coşku bir adım sonra Nuri Paşa komutasında Azerbaycan'a dönemin zalimlerinin zulmüne uğrayan Müslüman Türklere karşı yapılan yardım ve insani kurtarma hamlesinden sonra çırpınırdın Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına marşını yazdırmıştır. Neden? Çünkü Türk oraya beklendiği için gitmiştir. İşte aynı Türk ordusu gittiği ve insanlığa değer kattığı anlayışıyla hizmet ettiği Bosna'da yardım götürmek için yardım dağılırken bir yaşlı teyzenin de yukarıda olduğu haberini alan şerefli bir Türk subayının komutanının kendi sırtında yardım torbasını o kış şartlarında kapısına kadar götürdüğünde siz Türk müsünüz sorusuyla karşılaşmış ve geleceğinizi biliyordum cevabıyla muhatap olmuştur. Evet, bu söylediklerimiz zamanın ruhuna uygun Türk askerine ve ordusuna değer atfetmek için yapılan konuşmalar değil. Bunlar hakikatler, bunlar yaşanmışlıklar. Türk askerinin sivil demokrasi ilişkisinde, sivil siyaset ordu ilişkisinde askerin içerisine sızmış junta anlayışının değişik dönemlerde Türk milletine, insanlığa zulüm gibi darbelerle tehdit eden unsurları da olmuştur. Birilerinin çocukluğuna talip olmuş ve bizim çocuklar başardı durumlarıyla karşılaşan juntacılar olmuştur. Ve 15 Temmuz gecesi itibarıyla birilerinin gayrimeşru çocuklarının başarısız olması da yine bu üniforma içerisinde gerçekleşmiştir. Ama hiçbirisi Büyük Türk Milleti'nin gönlünde Peygamber Ocağı, Muhammed'in Mehmet'in ocağını küçültmemiştir ve şerefli Türk askerinin vicdanıyla, ahlakıyla, erdemiyle yanında olmuştur.